Zehra benim karım. Doğal olarak bu evin hizmetçisi değil. Bu evin hanımı. Neye dayanarak bu kanıya vardınız? Anlamadım. Ömer. Bilemezdim. İlk kez gördüğüm için. Evet. Düğüne gelseydiniz görürdünüz. Gelemezdim. Biliyorsun... Az evvel kapıda bir karışıklık oldu. Yanlış anlamışım. Kusura bakmayın. Önemli değil. Tekrar hoş geldiniz. Ah Ayşe'cim. Seni ne kadar özledim bilemezsin yavrum. Uzun zaman oldu. Keşke gelmeden önce haber verseydiniz. Böylesinin daha uygun olacağını düşündüm. Kimsenin rutinini bozmak istemedim. Ayşe'ciğim, gerçekten çok alımlı, çok zarif bir kadın olmuşsun. Teşekkür ederim. Siz aradan geçen onca yıla rağmen hiç değişmemişsiniz. Ömer. Lütfen. Siz rahatınıza bakın. Benim ufak bir işim var. Görüşürüz. Şey gitmek. Ömer. İyi misin? Babaannem. Bu konu seni hiç ama hiç ilgilendirmez. Çok gergin görünüyordun. Konuşmak iyi gelir diye düşündüm. Seninle konuşacağımı mı düşündün? Gel. Böldün mü? Yemek hazır da ona haber vermek için geldim. Ben gelmeyeceğim. Sen git. Bekletme. Thank you.
Babaannenle aranızda ne yaşandı bilmiyorum. Geçmişten gelen bir mesele olduğu belli. Ona karşı çok mesafesin. Hatta belki kırgın. Kendince haklı gerekçelerin olabilir tabii. Ama yine de... Yani böyle bir çocuk gibi odaya kendini kapatmamalısın. Kapatmaman gerekir. Sen bu ailenin reisisin. Direğisin. Senin o masada olmama gibi bir lüksün yok. Sorun her neyse, muhatabı da sen olduğun için sen çözeceksin. Hem babaannenin yüzünden tüm aileyi cezalandırmanın hiç adil değil. Ayşe'yi, Nihat'ı, Asya'yı... Aslında o masada olman gerektiğini sen de biliyorsun. Ama... Ama sen hiçbir şey bilmiyorsun. Afiyet olsun. Teşekkürler Hediye abla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tuzu uzatır mısın? Teşekkürler. Rica ederim. Ekmek ister misin? Olur. Ay nasıl da gözetir kocacığını. Vallahi maşallah. Benim su damlamla Ömerciğim kadar birbirine uyumlu başka çift yoktur yani Mahşen Hanımcığım. Görüyorum. Rabbim nazarlardan korusun ikisini de. Amin. Şöyle bir dolaştım da... ...evde hiçbir şey değişmemiş. Her şey yerli yerinde. Sadece mutfak. O da mecburiyetten. Problem çıkarıyordu. Yoksa abim evdeki her şeyi olduğu gibi muhafaza etti. Her şey değil. Babamın hatıraları hariç. Onun dışında hatırlamaktan hoşlanmadığım her şeyi... ...tüm anıları çöpe attım.
İstediğin bir şey var mı? Yok. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani yemeğe geldiğin için. Elektrikler gitti. Gerçi konağın tesisatını değiştirmiştik ama jeneratör niye devreye girmedi ki? O ses neydi? Fırtınanın şiddetinden bir şeyler devrilmiş olmalı. Ben korkudan ne yaptığımı şaşırdım. Karanlıktan... Korktuğunu biliyorum. Hı-hı. Benim telefonum nerede? En azından ışığıyla. Şu mumları yakalım, çakmak olacaktı. Uzun sürer mi? Ne? Uzun sürer mi? Ne uzun sürer mi? Elektrik kesiniz. Yani bilmiyorum. Arızanın büyüklüğüne bağlı. Uyumak. Yani yapacak başka bir şey yok. Buyurun Murat Bey. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz? Sağ olun, çalışıyoruz. Bugün sizinle ve eşinizle görüşmemiz mümkün mü acaba? Zehra Hanım'a sormak istediğim bir şeyler vardı da. Tabii ki, biz birazdan şirkette oluruz. Güzel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Mi gideceksin? Yo, neden sordun? Hiç. Bir planım yok. Evdeyim. Anladım. Bir şey mi oldu? Yo, yani kirpiğin düşmüş. Öyle mi? Sağda. Tamam. Elindekiler ne? Bunlar pansuman için. Hadi otur da temizleyip tekrar sargı yapalım. Bence gerek yok. Olur mu? Daha hiç iyileşmedi ki. Hadi otur.
Dur bir dakika. Şimdi oksijenli suyla temizleyeceğim. Ama birazcık yanabilir. Yetmez mi? Hı hı. İyice temizledim. Şimdi tekrar saralım. Aslında şanslısın. Neden? Kesik çok hızlı kapanıyor. Ben en başta söylemiştim sana. Yani bu kadar büyütmeye gerek yok. Olur mu? Küçük görünüyor ama aslında çok derin. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ben hallederim. Da giyindim. Hiç fark etmedi bile. Günaydın. 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 Ömer uyanmadı mı? Uyandı. Gelir birazdan. Ben mutfağa geçiyorum Zehra Hanım. Babam üstüne güneş doğan evin beti bereketi olmaz derdi. Çok tertipli, çok titiz bir adamdı. Anlıyorum. Her şeyin bir vakti zamanı vardı. Kahvaltının da, akşam yemeğinin de. Herkes de bu kurala riayet ederdi. Evde kuralları babam koyardı. Annem de uygulardı. Bir evin hanımının görevi de bu değil mi zaten? Haklısınız. Ben... Günaydın. 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 Beni bekleseydin keşke. Hazırsın değil mi hayatım? Şirkete gitmemiz gerekiyor da. Öyle mi? Evet. Yani hazır değilsen bekleyebilirim. Yok, yani gelebilirim. Çantamı alayım. Tamam. Alasma aldık. İyi günler. Güle güle evladım.
komiser neden bizi görmek istedi? Olayla ilgili sormak istediği şeyler varmış. Ama her şeyi anlattık. Başka ne sorabilir ki? Bir şeyden mi çekiniyorsun? Yok. Benim çekinecek bir şeyim yok. Sana tavsiyem, komiserin sorduğu sorulara dikkatli cevap ver. Ağzından yanlış bir şey kaçırırsan başın ağrıyabilir. Ne demek istiyorsun? Sen benden hala şüpheleniyorsun. Benim için endişelenme. Yanlış bir şey yapmadığım için ağzımdan da yanlış bir şey kaçıramam. Alo. Tamam. Hemen alın içeri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir zamanda gelmedin umarım. Yok yok. Biz de sizi bekliyorduk. Peki öyleyse. Bu arada ne içersiniz? Demli bir çay fena olmazdı. Sen bir şey içer misin? Hayır, sağ ol. Daha önce de anlattım size. Eğer anlaşmayı imzalamaktan vazgeçemezsem... Ömer'i öldüreceğini söyledi. Neden polise gitmediniz? Ya da konunun direkt muhatabı eşinize anlatmadınız? Çünkü durumu polise ya da Ömer'e anlatsaydım, sadece Ömer'i değil, tüm Kervancıoğlu ailesini yok etmekle tehdit etti beni. Asya'yı bile bana anlaşmayı iptal ettirmekten başka bir çare bırakmadı. Siz Ömer Bey'i vazgeçirmek için ne yaptınız? Yalvardı. Ama ne yaparsam yapayım başaramadım. Ben hayatımda daha önce hiç kendimi bu kadar çaresiz hissetmedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Ömer'i kurtarmak için aklıma gelen tek çözüm onun yerine geçmekti. Zehra, iyi misin sen? Ömer. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tamam, geçti. Bak, ikimiz de iyiyiz. Ya sana bir şey olsaydı? Ya o silah? Yani... öleceğinizi bile bile işinizin yerine oraya gittiniz, öyle mi? Başka çarem yoktu. Ben... Ömer'in ölümüne tanık olmaktansa bu gerçekten inanılmaz. Peki, bu kadarı kafi. Fakat tekrar ihtiyaç olursa sizi rahatsız edebilirim. Ne zaman isterseniz. Ben o adamların hepsini yakalanması için elimden geleni yapmaya hazırım. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Kolay gelsin. İşim bittiğine göre burada durmak için hiçbir nedenim yok. Can'ı arayayım.
O bıraksın seni. Hala inanmıyor bana. Hala suçlu olduğumu düşünüyorum.